Sinüzit kafa ve yüz iskeletimizin içindeki burun boşluğundan hava alan, burun boşluğuyla hava alışverişi yapan mağara gibi olan sinüs yapılarımızın iltihaplanması ile karakterize bir hastalıktır. Sinüzitin belirtileri sinüs boşluklarının hangilerinin bu hastalığa yakalandığına bağlı olarak değişebilmekle beraber genellikle çoğu zaman burun boşluğunun arkasından hissedilen geniz akıntısı diye tarif ettiğimiz iltihap yutma balgam yutma gibi bir hisle kendini belli eden geniz akıntısı halidir. Bunun beraberinde baş ve yüz ağrısı çoğu zaman birlikte gözükür. Bu akıntının yarattığı bir öksürük olabilir. Kimi zaman hapşırık olabilir. Burunda tıkalılık ve dolgunluk hissi çoğu zaman vardır. Tam tedavi olamamış, tam te tedavi edilememiş soğuk algınlıkları, nezleler, gripler, bunların birinin birkaç tanesinin üst üste gelmesi, Birinden tam iyileşemeden bir diğerinin olması gibi haller sinüzite zemin teşkil eder. Daha doğrusu yakalanmamıza sebebiyet verirler. Burun boşluğunda anatomik yapı bozuklukları olan burnundan normal zamanda da çok iyi nefes alıp veremeyen insanlarda nezleye, gribe, soğuk algınlıklarına sıkça yakalanan ve zor iyileşen insanlarda daha sık görülür. Bağışıklık sisteminin çok iyi ve zinde çalışamadığı Hallerde daha sık görülür. Bu iltihabi bir rahatsızlık olduğu için antiinfektif tedavi esastır. Çoğu zaman bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyon hastalığı olduğundan bakterilere yönelik antibiyoterapi ile tedavi edilen bir hastalıktır. Bunun dışında belirtilerin hafiflemesi, tedavinin çabuk sonuç verebilmesi için ekstra destek ilaçları da kullanmaktayız ama temelinde antiinfektif bir tedavi gerektirir sıkça yakalanılıyorsa eğer kronikleşme eğilimi varsa kişinin sinüzite sık yakalanmasının ya da zor iyileşmesinin sebebi olan şeyleri, sebeplerin sebeplerini tedavi etmek için ayrıca incelemek gerekir tabii.